Maaşını iki katına çıkarırım. Emre ile Zeynep isyan ederler. İyi de Emre ile Zeynep kendi tanı departmanının başında olmayacaklar. Yani Mehmet Ali, Hekimoğlu ile paralel çalışacaksınız. Kendi ekibin olacak. Ayrı vakalar, ayrı kadrolar. Tam bir özellik. İyi de ben bu işi 3 yıldır yapıyorum. Evet, Ateş Hekimoğlu'nun altında 3 yıl. Bence çok iyi bir eğitim. Çözemeyeceğim bir vaka olursa kime gitmek zorunda kalacağımı biliyorsunuz. Ya da o hastanın ölmesine izin verebilirsin. Tamamen sana bağlı. Hayır. Neden Mehmet Ali? Çünkü bence Hekimoğlu kötü biri. Seni sabote etmedi. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ben yaptım. Ben yapmadım. Bak. Gördün mü? Bana inandın. Yani hala Ateş'in yaptığından emin değilsin demektir. Evet ama buradan biri yaptı. Ben 3 yıldır burada çalışıyorum. İyisiyle kötüsüyle. Anlatabiliyor muyum? Burada çalışmak istemiyorum artık. Aldın mı mesajı? Bizim karoğlan. Kabul etmedi. Kabul etmedi ha? Etmedi yani ona reddedemeyeceği bir teklif sundum ve o kabul etmedi. Reddedemeyeceği bir teklif. Neymiş acaba? Maddi olarak mı? Ne kadar sorması ayıp veya neleri kapsıyor bu teklif? Gerçi kabul etmedi ama. Ateş, benim Mehmet Ali'yi ikna etmemin bir yolu yok. Gerçekten bunu gördüm. Yazık sana be. Vallahi üzülüyorum. O kadar uğraştın çocuğun iş görüşmesini sabote etmek için. Acaba kaç defa söylemem gerekiyor? Ben sabote falan etmedim. Ben yapmadım. Mehmet Ali'nin kalmasını istiyorsan bunun bir yolu var Ateş. Alırsın karşına. İnsanca konuşursun onunla. Gerçek duygularını söylersin. Kalmasını istediğini söylersin. Gitmesini istemediğini, ona gerçekten değer verdiğini söylersin. Bunları duymaya ihtiyacı var senden. Bir demet kırmızı gül falan alayım istersen. Bir de he, oldu olacak, tam olur. Sen bilirsin. Sen var ya sen. Bak hala duramıyorsun, tilkiliğe devam ediyorsun. Değil mi? Böyle beni manipüle edeceksin. Gideceğim, konuşacağım dolap direğiyle. İçimi dökeceğim. İkna edeceğim onu kalsın diye. Ne yaptın şeyi, hastaneyi aradın? Gerçekten çok merak ettim. Sesini mi değiştirdin? Nasıl değiştirdin? Bir yapsana. Hadi. Bir söyle. Ben Mehmet Ali'yi aldım. Nasıl yaptın? Bir söyle hadi. Ben yapmadım. Ama ben yapmadım. Ama ne? Ama ne? Ben yapmadım ama... Ne? Söyle. Teşekkür ederim. Mehmet Ali'nin iş görüşmesini sabote ettin. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Biri yaptı ama. Yani onu gerçekten çok seven ve koruduğunu düşünen biri olmalı. Ya Muzo ya sen. Ya Muzo ya ben. O zaman Muzo'dur herhalde. Çünkü ben istiyorum ki zaten Mehmet Ali gitsin. Mehmet Ali gitsin ki Ateş de kendisine karşı çıkacak birisine ihtiyacı olduğunu anlasın. Değil mi? Çünkü Zeynep ona aşık. Emre ondan korkuyor. Beni geç zaten. Ben ona çanak tutuyorum. Ateş'in çarpacak bir duvara ihtiyacı var. Ben ona zaten duvar olmuyorum. Hayır, sen ona duvar falan olmuyorsun. Sen sihirli mantar vermesine izin veriyorsun. Bak şimdi Ateş ne durumda biliyor musun? 6 yaşında çocuk olur ya, annesi babası ona engel oluyormuş gibi hisseder. Bırakalım şimdi o yediği dondurmalar, ketçaplar karnını ağrıtsın. Tamam mı?
Yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorum? Yalan söylüyorsun çünkü çanak tutan biri asla komplo yapamaz. Destekçi destekler. Ne? Ne ne? Yok bir şey, düşünüyorum. Hayatım, sen paranoyak olmuşsun. Gerçekten. O aramayı sen yaptın ve o aramayı yaparak Mehmet Ali'nin gidişini garantiledin. Ne haber? İyiyim, sen? Vallahi pek iyi görünmüyorsun Mehmet Ali. Ne düşünüyorsun? Bir sürü şey. Çok fazla düşünüyorsun. Sürekli böyle kendinle kavga ediyormuşsun gibi. İşime yansıtmıyorum sonuçta. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yansıtıyorsun çünkü. Ya karşımızda bir çocuk var. Tamam, benim için de dünyanın en korkunç veledi ama hasta bir veled. Tamam, ben yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Açık açık konuşayım mı seninle? Konuş tabii ki de. Kafam burada değil. Seni zaten görmüyoruz doğru düzgün. Gördüğümüzde de burada değilsin sanki. Kafanda sürekli bir şeyler var, bir şeyler düşünüyorsun. Burada değilsin. Farkında değilim herhalde. Biliyorum, o yüzden konuşmak istiyorum zaten seninle. O yüzden konuşuyorum. Kendine yapıyorsun, yapma. Tamam, ne yapabilirim söyle. Başını gel benimle hadi. Çocuğu iyileştirelim. Bugün çok narin gözüküyorsun. Çok mu incitiyorlar burada seni? Bana anlatabilirsin. Cevap versene aslında, stoktu. Ona ne verdiniz? Yatıştırıcı verdim biraz. Yatıştırıcıya ihtiyacı var mıydı ki? Benim ihtiyacım vardı. Huzur içinde kan alabilmek için. Odaya girdiğinde elinizdeydi. Ona bir şans bile tanımadınız ama. İnsanlar neyse olur. Ama o hasta. Yani kaba olması onun suçu değil ki. Oğlunuz tüberküloz olsaydı bu da onun suçu olmazdı. Ama yine de suratıma öksürmesine izin vermezdim. Haberin var mı? Neyden? İpek, bizim dekan. Sen bir halt yemeye kalk, eline, yüzüne, gözüne bulaştır. Ne anlarsın tabii, entrikadan. Ne diyorsun ya? Neden bahsediyorsun? Dolap Dere. Dolap Dere'nin iş görüşmesi var. Hı. Bizimki arıyor, iptal ediyor. Aklınca. Sonra yaralı aslan iyice çıldırıyor. Geldi, ben yaptım zannetti. Bağırdı, çağırdı, gitti. İkna edemedim yapmadığıma. Bence İpek değil o. İpek yapmamıştır. Senin haberin var mıydı bundan? Var. İpek ben de geldi konuştu. O da benim yaptığımı sanmış. Yok artık. Yok artık. Bak bak bak, çakala bak. Şüpheleri kendinden uzaklaştırıyor. Ha? Aklınca. Sen mi yaptın peki? Ya ben niye yapayım ya? Ben yapmam öyle şeyler. Bana bak, yaptın mı yaptın? Yapmadım ya. Ben değilim. Ben değilim o. Ben onun iş görüşmesi var. Onu bile bilmiyorum ki. Ama İpek de değil. İpek. Değil değil. O bana sorarken doktor, gayet İpek samimiydi. Sebebi var. Bu gitsin istemiyor hastaneden Dolap Dere. Bir pozisyon teklif edecek. İmzayı bekliyor. Kurulun onayını bekliyor. Ha, bak bundan haberim yoktu. Ama değil ya. Çok samimiydi bana sorarken. Nasıldı? Nasıl samimiydi? Yani böyle cidden soruyor gibiydi. Kim o zaman? Doktor o değil, sen değilsin, ben değilim. Kim? Benim var biri aklımda ama. Kim? Bir dakika, pardon. Ne haber? İyi hocam. Nereye gidiyorsun? Laboratuvara ineceğim, genetik hastalıklara. Tamam. Ben de aynı kata gidiyorum. Çok canım sıkılıyor benim, biliyor musun? Duydun mu haberi? İpek, Mehmet Ali'nin iş görüşmesini benim sabote ettiğimi düşünüyor. Ve beni kovacakmış. Ay, inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Neymiş efendim, bu yaptığım hiç profesyonel değilmiş. Yani...
Ben inanamıyorum derken size inanamıyorum. İpek Hanım böyle bir şeyi asla yapmaz, sizi kovmaz. Ya o size yalan söyledi ya da siz bana yalan söylüyorsunuz şu an. Üç sene önce olsaydı inanmıştın ama. Size bir tepki vermemi istediniz. Size üzülüp sizi kurtarmamı beklediniz. Nasıl kurtaracaksam. Ha tabii bunu gerçekte benim yaptığımı düşünüyorsanız o ayrı. İpek'in mantığı şu, Mehmet Ali ateş için önemli. Ben ateşi önemsiyorum, dolayısıyla ateş için her şeyi yaparım. Sizin mantığınız da şu, ben de ateş öceği en az sizin kadar önemsediğim için bunu kesin... Ay ben yapmadım. Sana inanmıyorum. Kimse inanmıyor. Ama Hekimoğlu benim yalnızca patronum, Mehmet Ali de iş arkadaşım, o kadar. O kadar. Yalan söylüyorsun. Herkes yalan söyler. Yalan söylüyorsun. Ama ben söylemiyorum. Ben yapmadım. Söylüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.